Acaba bu nasıl biri çıkacak? Mizacım biraz sert. Atıyorum telefonla arasanız, alo, böyle açarım. Konuşurken sert konuşuyorum. Farkında değilim. Bence normal konuşuyorum. Ama insanlara sert geliyor. Kitap okuyor mu? Götürmüştüm. Bu kitabı götürdüm. 3 günde bitirdim. Yani sabahtan akşama okuyordum. Boştuk çünkü. 2-3 gün öyle geçiyordum. Millet de bunun kabı yeşil olduğu için Kur'an-ı Kerim okuyorum zannediyordu. Kardeş Allah kabul etsin falan diyorlardı. Ben halbuki burada Aragorn'u falan okuyorum yani. Bozmuyordum. Sağ ol falan diyordu. Sabahtan akşama 15 saat falan okuyorum günde. Yazık, bana da yazık. Kadın ruhundan anlıyor. Sünnet derisi mukoza ve frenulum bölgelerini de içeriyor ve bunlar cinsel zevki de arttırıyorlar. Yani sadece kan damarı olması gibi bir şey söz konusu değil. Sünnet derisi doğal kayganlaştırıcı görevi görüyor ve bu karşınızdaki kişi için de önemli bir şey. Normalde sünnet olduğunuzda penis nasırlaşıyor ve bu bir bakıma sakat kalmak gibi. Hatta ve hatta ülkemizde erken boşalma problemi son derece yaygındır ve bunun sebebi bile bir bakıma sünnet olmaktır. Tabii kimse bunu kabul etmeyecek. Vay efendim bende şu problem var demeyecek ama baktığınız zaman gerek Viagra gibi gerek geciktirici gibi birçok ilaç milyon dolarlık sektörlerle ülkemizde... Anlıyor. Acaba spor yapıyor mu? Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir arkadaş. Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. Ben genelde viskiyi kahveyle birleştirmeyi seviyorum. Güzel oluyor. Tek başına içmeyi sevmem. Araya onu da gömeceğim. Psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Anlasın ya beni. Allah'la tartışmayın. Çünkü dışarıdan bakanlar kimin aptal olduğunu anlayamazlar. Ve zaten birisi bir aptalla tartışıyorsa o da aptaldır demektir. Çünkü aklı başında bir insan bir aptalla muhatap olmaz. Aptallar konuşurken gerçeği umursamazlar. Söylediğiniz şeyleri dinlemezler. Sadece konuşma sıralarını beklerler. Şu sussun da ben de aklımdakini söyleyeyim. Kabul ederse eder, etmezse etmez. Çünkü benim bildiğim hakikat zaten. Kafa bu olduğu için bir aptalla tartıştığınızda haklı çıkma ihtimaliniz yok. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Dolayısıyla klonlamayla alakalı çalışmalar ileride mutlaka devam edecek ve hatta belki şu an devam ediyor olabilir. Bir düşünün. Şu anda bir yerde belki bir klonunuz vardır. Belki yarın bir gün karşınıza çıkacaktır. Sizinle tamamen aynı görünen ve etrafta gezinen, farklı bir yerde bulunan siz. Böyle bir şey olsaydı nasıl olurdu? Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Görüşmek üzere.